Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısı, desteği ve sizlerden gelen yoğun istek üzerine bu videoyu çekiyoruz. Niye yoğun istek? Onu da söyleyeyim. Transfer dönemine girdik. Çoktan girdik. Ama bazı arkadaşlarımız şunu ısrarla söylüyor. Hocam şöyle bir genel bir toparlama yap. Yani son günlerde ne konuştun? Ne yaptın? Hani ben <laughs> atıyorum video izleyemedim. Ya da ne bileyim kaçırdım, ettim. Bize şöyle genel bir tekrar yaparsan hocam sen de rahatlarsın. Biz de diyor arkadaşlar. Ben de hem genel tekrar için hem de sevgili arkadaşlar sizler videosuz kalmayın diye ve beğeni üstüne beğeni atın diye bu videoyu atıyorum. Geçen ay toplamda 40 bin beğeniyi geçmişiz. Yani bir aylık süreçte 40 bin beğeniyi geçmişiz. YouTube çok teşekkür ediyor. Arkadaşlar her beğeniniz kanala katkıda bulunuyor. Her izlemeniz katkıda bulunuyor. Yani oynatma listesi açmanız bile ciddi katkıda bulunuyor. Kanalımız hani 67 bin 100, 200 bunlar bize yakışmayan rakamlar. Buranın en az 150 bin, 200 bin olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. gerisini size bırakıyorum. Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi. Fenerbahçe Palmeyre Yaş'ın merkez orta saha oyuncusu Gabriel Menino'yu transfer listesine dahil etti. Kanarya İsmail Kartal'ın onay verdiği bakın ifade haberin ifadesi bu benim ifadem değil 23 yaşındaki futbolcu için her an harekete geçebilir Şimdi şunu söyleyeyim eğer İsmail Kartal onay verdiyse niye her an harekete geçebiliyoruz geçmemiz lazım çoktan Şimdi Radek Urniç'i alıp orta saha takviye edecek ancak Fırsat transferler de Kullanılıyor Scout ekibi izlemiş Beğenmiş İsmail Kartal onay vermiş Ve yakından izlenecek 2025'e kadar sözleşmesi var transfer market verilerine göre Bon servis bedeli 10 milyon euro. Transfer market piyasa değeri 10 milyon euro arkadaşlar. Şimdi ben bu tip haberlerde gülerim. Niye gülerim? Dan transfer market değeri adamın 10 milyon euroysa Hani bunu scout'ın izlemesine gerek yok ki. Ya arkadaşlar. Oyuncunun adı Abuzer olsun. Abuzer kömürcü olsun. Ordinarius Profesör Abuzer kömürcü olsun. Yaşı 21 transfer market değeri 10 milyon euro. İzledim, çok beğendim. Çok iyi oyuncu. Gecesini gündüzünde katıyor. Yani ondan iyisi yok. Yalnız bir tane vefasız bir oğlu var. Zürriyetsiz diyor <laughs> Ama Gömürcü'yü kurtta vasi fanları bilir. Onun meşhur sözleri vardı. Daha 10 milyon euro zaten 23 yaşında. Bunu scout ekibinin izlemesine gerek yok. Genç yaşındaymış. Palmer yaşta 2 şampiyonluk. Bir Brezilya kupası, bir Brezilya süper kupası. 2 Libertadores şampiyonluğu. Bir Sudan Amerikan kupası kazanmış. Milli takımda 2021 Olimpiyat Oyunları Şampiyonluğu tatmış. Çok gönlü bir isim. Asıl mevkisi orta saha oyuncusu. Ön libero sabit pozisyonda görev alabiliyor. Gelişmeleri yakından takip edilebiliyor. Şimdi buraya kadar okuduğum haberden ne anladınız? Ya hocam yalan. Yani yalan haber anladım. Palavra hocam sıkmışlar. Yani ya geçen günde şey vardı e, Bahia forması giyen yani sol bek Mateus Bahia. Fenerbahçe an itibariyle girişimlere başladı diyor. Arkadaşlar hem bu Bahia hem de bu Tentino ikisi de benim anladığım kadarıyla söylüyorum. Piyasa transferleri. Yani biz bu futbolcunun piyasasını yapalım. Ya Fener almıyorsa başkası alır. En azından adını Fenerbahçe ile geçirelim. Çünkü Fenerbahçe futbolcu alıp parlatan bir takım. Ha bunlar alıp parlatıyor. Demek ki bir bildikleri var. Desinler de futbolcuya teklif gelsin diye. Şimdi e, yanlış anlamayın burada Galatasaray'a taş atmıyorum ama bunu Galatasaray'da da yapıyor. diye Real Madrid'den teklif var. Hadi ateistler bunu da açıklayın diyor lan. Nerede teklif var? Var teklif. Evet. Var teklif. Hem de çok güzel bir teklif var diyorlar. Lan nerede teklif diyorsun? Var teklif. Real Madrid istiyor. Oğlum koskoca Real Madrid yalan mı söylüyor? Yok koskoca Real Madrid siz yalan söylüyorsunuz diyorum. Öyle bir şey yok. Arsenal, e, ya ben bildim bile iki senedir Arsenal Kerem Aktürkoğlu'nu 15-20 milyon euroya alıyor. Düzenli olarak. Şimdi bu senenin başında da sağ olsunlar e, Sakaboya'yı 15-20 milyon euroya alıyorlar. Transfer sezonu bir oluyor. Fenerbahçe futbolcusu inanılmaz bedelle gidiyor. Altı sıra futbolcusu elde kalıyor. Bu sefer diyorlar ki hülle yaptınız. Yo siz sosyal medyayı Şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Biraz da hızlı bir şekilde devam edeyim. Çünkü Olabildiğince kısa kesmeye çalışıyorum. Uzatmayalım. Fenerbahçe imza için gün sayıyor Stefan Savic. Fenerbahçe yeni stoperini Atletico Madrid'de buldu. Fenerbahçe yeni stoperini buldu. İmza için artık geri sayım başlıyor. Atletico Madrid'den Stefan Savic. Arkadaşlar ee, burada bir yanlışlık yok. Şimdi kadrosunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Miha Zayis gibi Balkan kökenli futbolculara sahip Fenerbahçe. Bu arada Miha Zayis ise Fenerbahçe sahip demesek daha mantıklı. Savic'in menajeri Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet etti. İlk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Zarko Perićić'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi de iletildi. Bu rakamlar hem Savic hem de menajeri tarafından olumlu karşılandı. Hemen gelmen lazım transferin şey kontratının bitmesine 6 ay kalan oyuncuya hemen gelmeksi gerektiği söylenildi çünkü Ciku <laughs> Afrika Kupası'na gidecek. Bekavun sakatlık ve sakatlıktan dönüşte tam hazır olmama ihtimali ve Sav işte bu durumla bu şekilde yani hemen gelirim cevabı verdim. Şimdi Fenerbahçe bon servis ödemek istemiyor. Çünkü transfer durumumuz malum. Üstümüzdeki kara bulutlar malum. Ekonomik durum malum. Hani hepsi malum. Malum kere malum. Atletico Madrid'den transfer izni isteyecek. Ceko görüşmelerde etkin rol aldı diyor. Zaten kankiş dosu. Hani şurada oynadı burada oynadı ben konuşmak istemiyorum. Bildiğiniz bir futbolcu arkadaşlar. Ben şurada oynadı burada oynadı demek istemem. Fakat şunu söyleyeyim. Önder Özen diyor ki Stefan Savic Fenerbahçe'ye gelirse çok iyi olur. Eskisi gibi olmasa da hala çabuk ciddi anlamda hamleli ve sert bir oyuncu stoper gibi stoperdir. Bakın. Hızlı, hamleli, sert. Aradığımız stoper bu işte. Başkasına hiç gerek yok. Başkasına hiç mi hiç gerek yok. Ve Savic için arkadaşlar ben size ne dedim? Fenerbahçe bonservis vermek istemiyor. Ben bir kaynakta gördüm. Fenerbahçe Savic için bonservis ödemek istemiyor diyor. Yani bedava almaya çalışıyor diyor. Ve bu da bedava olacak gibi diyor hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hatay Spor Fenerbahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı diyor. Milliyetin haberi. Hatay Spor Fenerbahçe'den birçok futbolcu istiyor. Şimdi doğruya doğru. Ancak hangisi gidecek? Hangisi kalacak? İşte orasını kestirmek güç. Çünkü Fenerbahçe'den mesela Emre Mor'un dışında Bartu Elmaz diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de. Oynama garantisini veren alır. Levent Ümiterol Everton Michy Batshuayi için 3 milyon pound ile Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir diyor. Valla benim duyduğuma göre de, benim duyumlarıma göre de bir Premier League takımı kafaya koymuş Batshuayi'yi. Alacağım da alacağım diyor. 3 milyon çok az. Yani Keşke 5-6-7 milyon, 10 milyon euro seviyelerine çıksa. Tottenham'dan Oliver Skip kiralık olarak Fenerbahçe'ye önerildi diye bir Duyum var sosyal medyada. Kaynağı belli ama ben kaynağını belirtmeyeyim. Çünkü külliyen yalan arkadaşlar. Hani acaba bize sadece kiralık olarak mı önerildi? Çünkü biz satın alma opsiyonu olmayınca çok yanaşmıyoruz. Dayıçı Kamadayı söylüyorlar. Külliyen yalan arkadaşlar. Yani hiçbir alakamız yok Dayıçı Kamadayla. Ee, külliyen yalan. Yani normal insan gibi bir yalan değil. Külliyen yalan. Haberiniz olsun. Hani keşke olsa ya istemez miyim? Keşke olsa. Yazın mesela gitti Lazio ile imzaladı. Bir yıllık imzaladı. Orada da 21 maç bir gol bir asist bin bir dakika. Hani bedelsiz olarak aldılar Frankfurt'tan serbest kalan oyuncuyu. Lazio'nun çift taraflı 3 sene opsiyon hakkı varmış 1 artı 3. Yani ya Lazio'da tutunmadıysa hocam Lazio'da tutunmazsa Fenerbahçe'de tutunur. Çünkü Vedat Murici öyle olduydu. E, demeyin. <laughs> Bu doğru değil arkadaşlar. Hani ben onu söyleyeyim. Oliver Skip de Fenerbahçe önerildi ama geçiniz bunu. Olympiakos orta saha için Miguel Crespo ya da Agustin Palavicino ile ilgileniyormuş. Vallahi burada Crespo varken Palavicino kim arkadaş ya? Gel Miguel Crespo'yu al. Başkasına gerek yok. Volkan Demirel depremden önce hayata dair hayallerim, ideallerim, planlarım vardı artık yok. Hayata bakış açım değişti. Artık insanları kırmadan ne yapabilirim diye düşünüyorum demiş. Vallahi sevgili Volkan Demirel ben de aynısını yapmaya çalışıyorum ama maalesef bazen insanlar insan olmuyor. Yani ne yaparsan yap beğenmiyorlar. Beğeneceğiz diye söz vermeden rağmen beğenmiyorlar arkadaşlar. Ahmet Konanç Beştaş Vegorst'u bekliyor. Vegorst da Fenerbahçe'yi bekliyor demiş. Valla Vegors'un menajeri bendeki duyumlara göre Vegors'u size uygun ucuz fiyata getirebilirim diyor. Fenerbahçe'de o zaman düşünelim diyor. Fenerbahçe Vegors'tan niyetleniyor. Ama menajerinin bahsettiği o uygun fiyat olmuyor. Bununla karşılaşmıyoruz. Ailede bizde bir moral bozukluğu oluyor. Hani bu şartlarda kimse alamaz. Onu söyleyeyim. Umut Nair e Bendeki duyumlara göre Fenerbahçe'de memnun bir yere gitmeyecek. Hatta ben hep örnek verirken de diyorum ne güzel bak yedekte duruyor sıkıntı yapmıyor falan diye ama Umut Nahir oynamak istiyor arkadaşlar. Oynamak için hani bir kulübe gitme fikri var. Bu Serdar Dursun alma fikri falan filan diyorlar ama Serdar Dursun'u alacağımıza Tiago Çukur'u geri getirelim. Tam İsmail Kartal profilinde bir oyuncu. Bence İsmail Kartal Tiago Çukur'u kendine getirir. İyi de bir yere getirir. Bunu da söyleyeyim. Corentin Tolisso menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi diyor. Doğru arkadaşlar Fenerbahçe'ye önerildi Tolisso. Hani menajer size uygun bir fiyata getirebilirim dedi ama biz istemedik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Başka neyi söyleyeyim? Mateus Bahia yalanlardan bir tanesi. Jorginho'yu Fenerbahçe'ye kesin olarak yazmışlar. Bu da yalan arkadaşlar. Hani Keşke olsa dediğim transferlerden yani yanlış anlamayın. İstemediğimden falan değil. Ama doğru değil. Şimanski 40'a gönderiyormuşuz. Bundan şeyin haberi var mı? Şimanski'nin. Ya Fenerbahçe 30-40 milyon euro getirirseniz belki masaya otururuz dedim. Anlatabiliyor muyum? Yani 15'e serbest kalır demiş palavracının birisi. Kim dediyse kanıtlasın. Ya taraftarlar lütfen taraftarın sinir uçlarıyla oynamayın bu kadar. 30-40'a serbest kalır. Yani 15'e serbest kalır. Merak ediyorum. 9.75'i e niye aldın o zaman? Gerizekalı mısın derler adama. Ya böyle bir mantık var mı arkadaş? 9.75'e aldığın oyuncu 15'e serbest kalır maddesi koydurur musun sen? Ya Fenerbahçe'yi geçtim. Dünyada herhangi bir takım koydurur mu? Geçiniz. Başka Paris Saint Germain'den özel haber diyor. Muhtemelen Engacen'in haberi bu. Paris Saint Germain'den 26 yaşındaki Demokratik Kongazlı Fransız Sabik Nordi Mukiele menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 1.87 boyunda stoper, sağ kanat, sol bek, ön libero da oynayabiliyor. Altı numara sağ bekte de oynayabiliyor demiş Mukiele için. Ee, ya ben şunu söyleyeyim. Öneri çok fazla var. Haddinden fazla öneri var. Yani doğruya doğru konuşmak gerekirse. Ancak önermek ayrı mesele, almak ayrı mesele. Şimdi oyuncuyu sadece kiralık olarak size öneriyoruz derse Fenerbahçe tabii ki de kabul etmez. Yani onu da söyleyeyim. E, ee, Menino'yu diğer videoda konuştuk. Ona değer bulmuyorum. Ve için şunu söyleyeyim. Unutmadan. Yani menajerinin uyguna alırım dediği o uygun rakamının imkanı yok. Düşerlerse belki bir ihtimal ama şu an için ben Vegors'a %1 bile ihtimal vermem. Çünkü menajerinin şu fiyata getirebilirim dediği fiyat ile gerçekler arasında uçurum var. Yani gerçekler daha önemli. Siz benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. İsmail Kartal Serdar Aziz'i takımda tutmak istiyor demiş Ertem Şener. Yani Ertem Şener ne diyor? E, İsmail Kartal dedi ki diyor Serdar Aziz kesinlikle gitsin demiş. Yolu açık olsun demiş. Çünkü Ertem Şener böyle diyorsa Serdar Aziz defteri kapanmıştır Fenerbahçe'de. Bakalım yerine kimi alacağız? Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Son haber Fenerbahçe Mainz'den 24 yaşındaki Lüksemburglu orta saha oyuncusu Leandro Barreiro ile ilgileniyormuş. Yine bu da benim haberim değil, benim duyumum değil arkadaşlar. Şöyle bir oyuncuyu kontrol edeyim. Hani kanat oyuncusu olur. Okey. Kabul. Ama Leandro Barreiro 14 milyon euro transfer marketleri sezon sonu sözleşmesi bitecek. Lüksemburglu transfer marka 14 milyon euro. Merkez ortası 6-8-10 oynayabiliyor. Portekiz asıllı 16 maç 2 gol 1410 dakika. Yani herhangi bir alakamız yok. Keşke yazın 1 iki tane böyle oyuncu alabilsek. Yani bir şeylerin meşhurluğuyla 1 iki tane böyle oyuncuyu koparabilsek. Anca böyle gelişiriz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet şöyle hepsini bir toparlayacak olursam. Çünkü toparlamazsam bana kızarsınız. Hocam 2 saat senin bekledik. Ee, şöyle bir geçiş yap diye. Vallahi arkadaşlar normal şartlarda Savic'i vermiyorlardı. Ama biz bu servissiz bir şekilde alırız niyetindeydik. Biz de ihtimal vermiyorduk. Bu iş yattı diyorduk ama Atletico gelin biz anlaşalım. Oyuncunun alacaklarını verelim. Vereceklerini alalım. Siz de rahat edin. Biz de diyor. Ya Savic olabilir. Artık en yakın isim. Çağlara girmeyeceğim çünkü bazı sıkıntılar var. Begors konusunda menajerinin dediği ücrete inseler hemen şimdi alırız. Menino doğru değil. Oliver Skip gelmeyecek. Nordin Mukiele keşke gelse ama gelmeyecek. Ee, Leandro Barreiro'yu söyledik. Bahia yalan. Radik Kurun için ben, ben hayırlı olsun derim açık söyleyeyim. Dayıçı Kamada külleyen yalan. Tolisto olmayacak. Jorginho keşke olsa. Ee, başka Şimanski hani 40 milyon euro getirirlerse bir şey diyemem. Batshuayi bence gidecek. Serdar Aziz Ertem Şener'in duyumuna göre gidecek. Emre Mor'a teklif var ama ben sanmıyorum. Bartu Elmaz gidebilir diyorum. Crespo gidebilir. Umut Nayır'ın menajeriyle bir görüşme var. Ee, Edince Kotadiç, Livakovic. Zayt gidici. Stefan Savic. <laughs> Ciko Beka. Beka onun da artık salon çalışmasından bir görsel görmek istiyoruz. Sevgili Levent Ümiteroğlu'a, Ahmet Konanç'a buradan selamlar olsun. E, Thiago Çukur'la ilgili bir araştırma yapsalar keşke. Hani onların biraz daha elleri, bağlantıları uzun. Menino'yu da bir önceki videoda konuştuk. Keşke Serdar Dursun yerine Thiago Çukur'u konuşsalar. Çünkü Serdar Dursun bildiğim kadarıyla bazı davaları var Fenerbahçe ile. Hani gitme serüveni de biraz bu yüzden. E, keşke Tiago Çukur'u geri getirsek İsmail Kartal ben bunu şekillendiririm dese çünkü İsmail Kartal teçhizatında tedrisatında e, ciddi bir donanım edinebilir Tiago Çukur. Hani büyük beklentilerle alındı. Tamam bir masraf edildi. Kabul. Ama gitmiş olduğu ligde oynama garantisine gitmediği için sıkıntı yaşıyor. Keşke Süper Lig'den ya da 1. Lig'den bir takım oynama garantisiyle verseydik. E, o açıdan da bunu itiraf edeyim. Evet transfere dair bütün duyumlar burada. Bakalım kaç beğeni gelecek. Bakalım kimler nasıl destek verecek. Çünkü hocam bütün duyumları bir videoda ver. Geçmişleri de bir anlat. Biz de bir ışıklanalım aydınlanalım. Arada sırada da bunu yap. Diyen arkadaşlarımız için yapıyorum. Gerisini size bırakıyorum. Bu arada tişörtüm çok güzel değil mi ya? Geçtiğimiz sezonun şeyi. Puma'nın. Çok ince böyle değişik bir şeyi var. Ben hep Fenerium ürünleri giyerek çekiyorum videoyu arkadaşlar. Bilginiz olsun elimden geldiğince. Hem kulübüme destek oluyorum, hem kulübümün ürünlerinin reklamını yapıyorum. Hem de mutlu oluyorum Fenerbahçe ürünleriyle. Hani yoksa başka bir şey giyiyemez çıplak gibi hissediyorum kendimi. Destekleriniz için de hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.